Merhaba sayın seyirciler, Gündem Artı Eğitim'in yeni bir programına hoş geldiniz. Bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden iki tane önemli konuğumuz var. Özellikle tercihleri ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde beraberce konuşacağız ve sizlere yine yol göstermeye çalışacağız. Öncelikle Profesör Doktor İsmail Emekçi Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uyguladığı Bilimler Fakültesi Dekanı. Aynı zamanda üniversitelerde çok alışık olmadığımız bir bilimle ilgili bir konuğumuz var. Yardımcı Doçent Doktor Muhittin Adıgüzel, İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğim gibi çok alışık olmadığımız bir yer, uzun uzun sanırım üzerinde konuşmak zorunda kalacağız. İnşallah. Malum son dönemecin içerisindeyiz. Hep söylediğimiz bir şey var, işte hazırlık bir kısmı, sınav bir kısmı, şimdi tercih, ondan sonra da zaten kayıt kısmı var. Malum geçen hafta önemli bir gelişim oldu. Kayıtlar 2-6 Eylül arasına alındı. Dolayısıyla öğrenciler biraz rahat edecekler Ağustos ayı içerisinde. Dolayısıyla öncelikle şu tercih meselesiyle başlayalım. Hocam, tercih döneminde öğrencilerimize neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etmeleri lazım? Ben öncelikle zorlu bir sınav döneminden sonra artık sonlarına yaklaştığımız bu tercih döneminin hem öğrencilerimize hem de velilerimize hayırlı olmasını, hayırlı ve güzel bölümler seçmelerini temenni ediyorum. Tabii üniversite tercihi çok önemli. Yani bu lise ya da ortaokul tercihi gibi değil. Çünkü üniversite tercihi öğrencinin bütün yaşamını, meslek seçimini etkilediği için bütün yaşamını etkileyen bir tercih. Bundan dolayı tercihlerini öğrencilerimiz çok dikkatli olmalılar. Kendi istedikleri bölümleri, hangi bölümleri istiyorlarsa bununla ilgili iyi bir araştırma yapmalarını ve bu arada hem sektörün hem de ticaret odasını, İstanbul Ticaret Odası'nın desteğini almış olan üniversitemizi de dikkate almalarını öneriyorum. Dolayısıyla tercih döneminin artık sonlarına yaklaşıyoruz. Tabii öğrencilerimiz, velilerimiz bu konuda çok aceleci davranmasınlar, sakin ama sonlara yaklaştığımız için iyi bir şekilde tercihlerini yapsınlar. Zaten bu konuda tercih ile ilgili formasyonlar, formaliteler belli. 4 yıllık bölümler için 30 tane tercih yapılabilecek. Bununla ilgili iyi bir araştırma yapıp tercihlerinin hayırlı olmasını diliyorum hepsine. Çok teşekkür ederim hocam. Muhittin Hocam, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Ben de İsmail Hocam'a katılıyorum. Öncelikle öğrencilerin sevdikleri. Çünkü aslında bir yaşam tarzı, yaşamların bundan sonrasını geçirecekleri, büyük kısmını geçirecekleri bir şey seçiyorlar, meslek seçiyorlar. Bu noktada sevmek, mesleğini sevmek, başarılı olmanın başta gelen şartlarından biri. Bunu ben yaşadım kendi hayatımda. Bir sıralama hatasıyla makinacı olacağım derken İTÜ Kimya'ya girdik. Oradaki tatminsizliğim beni nerelere sürükledi? İktisat okuduk, hukuk okuduk. Bu başından geçmiş biri olarak ilkin, benim çocuğum da şu anda tercih aşamasında, kızım sevdiğim bir yeri mutlaka sevmen gerekiyor diyorum. İkincisi, sevdiğinin yanında yeteneklerini de ortaya koyması lazım. Yani birinci aşamada öğrencilerin bir yetenekleriyle birlikte sevdikleri bir alanı belirlemeleri lazım. İlk şart o. Her şeyden önce iyi okul, iyi bölüm falan değil. Birincisi o. Bunu belirledikten sonra ikinci aşama olarak nerede okuyacaklarına karar versinler. Evet, bu da iyi bir eğitim almak, iyi bir çevre edinmek, teoriyle pratiği beraber götürebilecek okullar açısından önemli. O noktada da neye bakmaları gerekiyor? Birincisi, akademik kadro önemli. Çünkü meslek öğrenecekler sonuçta. Bu mesleği kimden öğrenecekler? Hocalarından öğrenecekler. Akademik kadro önemli. Bu noktada girsinler. Gidemiyorlardır. Herkes her okulu gezemiyor. Onun için girsinler sitelerine, okulların sitelerine. Hangi bölümü seçeceklerse o bölümdeki kadrolara baksınlar. Birincisi o. İkincisi, bu yayınımızın Anadolu'ya olduğunu biliyorum. Anadolu'daki kardeşlerimizin İstanbul'da eğitim görmeye imkanları varsa eğer, İstanbul'da eğitim görmeleri önemli. İstanbul iş dünyasının olduğu, sanayinin, ticaretin merkezi bir yerde. Dolayısıyla imkanı olan Anadolu'daki
kardeşlerimize şunu diyorum. İstanbul'da bir okula gönderebiliyorsanız gönderin. Gönderemiyorsanız tabii ki imkanlarınız nispetinde nerede okutabilirseniz. Ama hep bir söz vardı ya, boğulacaksan büyük suda boğul hesabı. O noktada o önemli. Üçüncüsü, okulun ne verdiğine baksınlar. Okul sadece teori vererek veren okullar, sadece iyi bir akademik kadrosu var. Çok iyi diyelim ki. Teorik olarak yüklerler ama bu yetmiyor artık günümüz dünyasında. Teori kadar uygulamaya dönük sosyal çevre, ticari çevre sağlayacak. Şimdi diyeceksiniz ki siz İTO'yu mu tarif ediyorsunuz, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tarif ediyorsunuz. Biraz öyle. İstanbul'da bir üniversite, akademik kadromuza hodri meydan diyor. Yani biraz şey olacak ama en iyi okullarla yarışabilecek bir akademik kadromuz var. Hocam biraz durun, o kadar çok söylemeyin. Rütük bizi ondan sonra ceza yazacak. Peki, kimseye bir lafımız yok. Sadece bizim hocalarımızın da hakkını verelim diyoruz. O noktada tabii bunun yanında önemli olan öğrencinin sosyal ticari çevre içinde bu önemli. Niye önemli? Gelecekteki başarılarını etkileyen en önemli faktörlerden biri sosyal sermaye dediği sosyal çevresi. İngiltere'de bir araştırma yapmışlar. Hangi KOBİ'ler daha başarılı? Ve bu araştırma sonucunda teknolojisi daha iyi olan mı? Sermaye gücü daha güçlü olan mı? Hepsine bakmışlar. Ne çıkmış Zeki Bey? Çıkan sosyal çevresi güçlü olan KOBİ'ler, yani sahiplerinin en başarılı onlar oluyor. Bu noktada da dikkat edecekleri, üniversite seçerken sadece iyi akademik kadro, iyi bir geçmiş yanında uygulamayı beraber verebilecek. Akademik kadrosu güçlü. Sosyal ticari çevre içinde öğrenciyi yetiştirebilecek ve de İstanbul imkanı varsa İstanbul'da olması. Bunları söyleyeceğim ben de. Muhittin Hocam izin verirseniz kısa bir ek yapacağım. Akademik kadro dediğiniz gibi çok önemli. Bir taraftan da akademik kadronun devamlılığı galiba çok önemli. Şimdi evet. Öyle üniversiteler var ki gidiyorsunuz bir sene bir ekiple çalışıyorlar. İkinci sene o ekip gidiyor, yepyeni bir ekiple çalışılıyor. Ben hep öğrencilerime onu söylüyorum. Aman dikkat, üniversite seçmek uzun vadeli bir şey. Dolayısıyla sadece kadronun dediğiniz gibi yayınları, işte ünvanları değil, bir diğer taraftan da bu kadronun kalıcılığı da çok değerli oluyor sanırım. Zeki Bey, benim tecrübem de var o konuda. Öyle bölümler var ki hiç yani burada adlı zikretmek falan değil. Ama tabii ki yavrularımızın iyi eğitim almasını istiyoruz. O noktada dikkat etmesi gerekiyor. Bakıyorsunuz sınıf öğretmeni gibi. Bir tane koskoca bölümün 4 yıllık bölümde bir tane hoca. Sabah başka bir kimlikle giriyor. Hukuk veriyor. Öğlenden sonra giriyor, iktisat öğretiyor. Daha sonra işletme dersine giriyor. Bu noktada hele hele vakıf üniversitelerine para veriyorlar. Yazıktır, günahtır, karşılığını alsınlar. O da değil. Bunlar bizim geleceğimizdir bu yavrular. Bunları iyi yetiştirmek durumundayız. O yüzden böyle okulun tabii ki kampüsü, binaları, bunlar çok önemli, mutlaka önemli. Ama bu benim saydığım 3 kriter daha önemli diyorum. İsmail Hocam, hocam çok güzel söyledi. Üniversite dediğimiz zaman ne bir şeyden bahsediyoruz, kampüsten. Üniversiteyi üniversite yapan bir taraftan öğrencileri, bir taraftan bölümler. Son dönemde de uygulamalı bilimler çok değerli hale geldi. Çünkü artık üniversite sadece teorik bilginin alındığı bir yer değil. Bunun çok ötesinde, çünkü müthiş bir rekabet var. Özellikle uygulamalı bilimler fakültesinin içerisindeki bölümlerden bize biraz bahsedebilir misiniz hocam? Ben Muhittin Hocam'a ayrıyeten şunu da kısaca eklemek isterim. Gerçi 3 gün kaldı ama İstanbul'da bulunan öğrencilerimiz tercihleri için vakitleri kalmışsa bilhassa kampüsleri gidip gezmelerinde büyük fayda var. Bizim kampüslerimizde de ayın 18'ine kadar her bölüm, her fakülte için her masada bir öğretim üyesi arkadaşımız, öğrencilerimiz orada görevli. Oradan bilgi almalarında da fayda olduğunu ben düşünüyorum. Tabii, 18'ine kadar dediniz tabii, değil mi hocam? Tabii 18'ine kadar, yani tercih dönemi sonuna kadar gidip kampüslerimizi, diğer kampüslerimizle ayrıyeten gidip gezebilirler.
Yani Eminönü kampüsümüzde tercihlerle ilgilenen bir tercih masamız var orada. Yani sadece bizim üniversitemiz için değil, başka üniversitelerle ilgili de tercih danışmanlığı orada yapılabiliyor. Diğer fakültelerimizle ilgili de danışmanlık için bilgi alabilirler. Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne gelince, tabii Ticaret Üniversitesi Türkiye'de, hatta dünyada diyebileceğimiz birçok ilkleri yapan bir üniversite. Uygulamalı bilimler altında, başlığı altında fakülte olarak ilk defa Ticaret Üniversitesi'nde kurulmuş olan bir fakülte burası. Önümüzdeki dönem öğrenci almaya başlayacağız. Ve bu öğrenci alacağımız bölümler 3 tane. Bunlardan birincisi Uluslararası Lojistik Bölümü. Diğeri Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü. Diğeri de ek kontenjanlı öğrenci alacağımız basım yayın üretim teknolojileri. Yani matbaa ile ilgili, yani sadece basım değil, aynı zamanda yayıncılıkla ilgili de eğitim vereceğimiz bir bölüm. Ben tabii bunu şimdiden uyarmak istiyorum öğrencilerimize. Uluslararası Lojistik ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerimize şu anda normal kontenjanlı öğrenci alacağız. Bu normal ÖSYM kılavuzunda yayınlanmış durumda. Fakat basım yayın üretim teknolojileri bölümümüz ek kontenjanlı öğrenci alacak. Eğer bu bölümü düşünen öğrencilerimiz varsa ek kontenjanları bekleyip müracaatlarını o zaman yapabilirler. Bu bir de hocam kontenjan sayılarını söyleyebilir misiniz? Çünkü bu üç bölümde gerçekten son dönemde yükselen trendlerin içerisinde. Dolayısıyla öğrencilerin de girmek isteyeceği bölümler. Evet, dediğiniz gibi zaten bu bölümler bölümlerin hem isimleri hem içerikleri hem müfredatları tespit edilirken ticaret odasındaki ilgili meslek komiteleri, ilgili meslek kuruluşları, ilgili STK'lar ve akademisyenlerle uzun uzun görüşülüp bu şekilde bölümler oluşturulmuş. Yani trend nereye gidiyor, hangi alanlarda ihtiyaç var, elemana ihtiyaç var, bu şekilde tespit edilmiş olan bölümler. Bilhassa basım yayın üretim teknolojileri bölümümüz şu anda Türkiye'de 4 yıllık olarak tek olan bölümümüz. Daha önce bazı devlet üniversitelerinde vardı, fakat teknik eğitim fakülteleri kapatıldığı için şu anda sadece Ticaret Üniversitesi'nde basım yayınla ilgili 4 yıllık bölümümüz sadece bizde var. Bu bölümlerimizde ne sormuştunuz siz? Bunlarla ilgili kontenjanlarımız hocam. Kontenjanlarımız toplam 36 kontenjan her bölümümüzde. Bunun 26 tanesi burssuz, 3 tanesi %25, 3 tanesi %50, 4 tanesi de %100 burslu olarak tespit edilmiş durumda. Tabii puanlarımız henüz daha belli değil, yeni öğrenci alacağımız için puanlar ya da yerleştirme sıraları hakkında şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Fakat talep yüksek olacağı için büyük oranda puanlar yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi şey deyince demin ünvanınızı okurken de Üniversite İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Hocam ne iş yapar bu merkez? Bu merkez bizim üniversitemiz İTO ile İstanbul Ticaret Odası ile zaten üniversitemiz hakkında da kısa bir bilgi bilinmekle birlikte verecek olursak üniversitemiz İstanbul Ticaret Odası'nın eğitim ve sosyal işler vakfının bir kuruluşu. Aslında birebir İTO'nun bir yan kuruluşu gibi bir şey. Bu noktada İstanbul Ticaret Odası'yla bir protokol yaptı üniversite. Organik ilişki içerisinde hangi konularda işbirliği yapabiliriz diye. Bu merkez de o işbirliği çerçevesinde doğan işbirliği konularından biri. Nedir? İş dünyasıyla ne yapabiliriz? İş dünyasıyla hangi projeleri geliştirebiliriz? Nasıl iş dünyasına katkımız olur? Nasıl iş dünyasının bize katkısı olur? Düşüncesiyle ortaya çıkmış bir merkez. Bu noktada iş dünyasının meslek kuruluşlarıyla, firmalarıyla şu anda protokoller imzalıyoruz. Örneğin zaten İTO'yla iç içeyiz, bir protokolümüz vardı. MÜSİAD'la protokolümüz oldu. TİM'le, Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle protokolümüz oldu. Lojistik sektörüyle protokol çalışmalarımız oluyor. Bütün bu iş dünyasıyla protokoller çerçevesinde iş dünyasının aklınıza gelecek her türlü konudaki, çünkü üniversitemiz bu bilgi birikimine ve yeteneğe sahip. Değişik fakülteleri var.
mühendislikten hukuka, medya iletişimden ticari bilimlere, her konuda iş dünyasına hizmet verebilecek, bilgi verebilecek birikim ve yetenekte hocalarımız var. Bu nedenle başta İTO olmak üzere bütün iş dünyasına aklınıza gelebilecek bir yatırım fizibilite etütünden tutun, insan kaynaklarına, halkla ilişkileri, muhasebeye, teknolojik konulara, bütün bu konularda bir nevi bir hastanenin nasıl insanlara hizmet verdiği gibi poliklinikleri varsa, bizim de her konuda iş dünyasının firmalarına, işletmelerine hizmet verebilecek donanımda bir okul olmamız ve hocalarımızın o yetkinlikte olması nedeniyle iş dünyasına her türlü hizmeti ve bilgiyi aktarmak için kurulmuş bir merkez. Bu birinci amacımız. Sadece İstanbul değil, bütün Türkiye'yi kendimize hedef seçiyoruz. Ama bunun yanında tabii ki İstanbul Ticaret Odası dünyanın 5. Avrupa'nın 3. en büyük ticaret odası. Bu noktada 340 bin üyesiyle onlara hizmet konusunda çeşitli projeler geliştirmeyi düşünüyoruz. Çeşitli ilişkiler içinde olmayı düşünüyoruz. En önemlisi, öğrenciler için önemli olacak bir şeyi söylüyorum. Bizim bu proje, onlarca, yüzlerce projemiz olacak. Bu projelerde hocalarımız görev alacak. Hocalarımız bizzat uygulamanın içinde olacaklar. Yani Zeki Bey şöyle olacak, siz ameliyat olacaksanız kime gidersiniz? En çok hasta ameliyat etmiş bir doktora gidersiniz. Bizim hocalarımızla, projelerle birlikte belki Türkiye'nin uygulamanın en çok içinde olacak hocalarımız olacak. Zaten bir yönümüzle de öyle. Örneğin ben şahsım adına. Ben tamamen iş dünyasından geldim. Bunun gibi çok değerli hocalarımız var. Teorik olarak çok güçlü yanları olan hocalarımız yanında iş dünyasında çalışmış, birebir halen danışmanlık yapan, görev yapan hocalarımız, böyle sade teori değil, öğrencileri uygulamayı da öğretmek açısından İş Dünyası İlişkileri Merkezi bir taraftan iş dünyasının projelerine, sorunlarına, İstanbul'un, İTO'nun özellikle üyelerine hizmet verecekler. Bir taraftan hocalarımız uygulamanın içinde olacaklar. Sade teorinin yalınlığı içinde kalmayacaklar. Peki bunu düşünürken biz öğrenci dostu bir üniversiteyiz. O noktada şunu düşündük. İyi güzel, iş dünyasına verdik. Hocalarımızın şeyi var, önemli, kendilerine getirisi olacak. Öğrencilerimize ne verebiliriz? Çünkü bizim için önemli olan öğrencilerimiz bir yerde. Şunu düşünüyoruz. Her projeye öğrencilerimizi sokmayı düşünüyoruz. Yani düşünün. 100, 200, 300, 500 proje ve her bölümle ilgili projelerimiz var. Ve projelerde çocuklar bir taraftan teorik olarak çok iyi hocalardan ders alırken, diğer tarafta iş dünyasının problemleriyle, yatırımından tut halkla ilişkilerine, teknolojik sorunlarına, hemen her konuda, vergi sorunlarına, her konuda öğrenciler bu projelerin içinde pişecekler. Dolayısıyla biz öğrencileri de bu üniversite iş dünyası ilişkileri merkezi aracılığıyla paydaş yapıyoruz projelerin içinde. Bu hemen hemen hiçbir yerde olmayan bir uygulama olacak bizim için. Bu noktada da üniversitede örneğin 51 kulübümüz var. Bu öğrencileri bu noktada organize edecek üniversite iş dünyası ilişkileri kulübü kurmaktayız. Bu kulüp aracılığıyla öğrenciler kendi branşlarıyla ilgili, örneğin uluslararası ticaret bölümü, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile projelerimiz olacak. İhracatçı firmalarla projelerimiz olacak. Bütün bunların içinde yer alacaklar bir taraftan. Diğer taraftan yine üniversite iş dünyası ilişkileri merkezi aracılığıyla İstanbul Ticaret Odası'nın meslek komiteleri var. 81 meslek komitesi.
Burada değerli hocalarımız her bir komitede yer alacaklar. Öğrencilerimiz her bir komiteyle ilişkilendirilebilecekler, gidebilecekler, toplantılarına katılabilecekler, tanıyacaklar, sektörü bizzat sektörün ileri gelenlerini tanıyacaklar. Böyle hiçbir yerde olmayan bu ticaret odasının bize verdiği imkanı, onun üniversitesi olmanın verdiği sinerjiyi öğrencilerle de paylaşmak istiyoruz. Hocam bir saniyenizi rica edeceğim. Malum biliyorsunuz bizim de geldiğimiz için reklama ihtiyacımız var. Peki. Kısa bir reklam arası vereceğim, hemen devam edeceğiz. Sayın seyirciler, kaldığımız yerden kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor olacağız. Lütfen bir yere ayrılmayın. Kazandırmaya devam ediyor. Şimdi Daikin'den klima alana istediği Dijitürk paketi tam bir yıl bedava. Üstelik koşulsuz, taahhütsüz. Harf harf duadır Ramazan. Bir kelimede, bir niyette, bir kanaatte, bir şükürde sağlam değerlerimiz bizi buluşturur. Yarın yine buluşmak üzere. Kuveytürk, sağlam bankacılık. Ondan ilham aldık. Daha zarif. Daha ince hatlar. Ferahlatıcı iyon etkisi. Koku seçenekleri. Rüzgara şekil verdik. Yeniden. UFO. Lokma lokma paylaşmaktır Ramazan. Bir ikramda, bir gülüşte, bir dostlukta, birliktelikte sağlam değerlerimiz bizi buluşturur. Yarın yine buluşmak üzere. Kuveytürk, sağlam bankacılık. Duyduk, duymadık demeyin. Haberi dinleyin. Türk Telekom'dan yine bomba gibi bir haberle karşınızdayız sevgili seyirciler. Akşam 7'den sabah 7'ye kadar ev telefonundan istediğiniz kişinin cep telefonunu aramak 1 Temmuz'dan itibaren bir yıl daha bedava. Bakın bu noktaya çok dikkat edin. Ev telefonlarından diğer ev telefonlarını aramak demedim. O zaten hep devam ediyor. Siz de bu kampanyadan yararlanmak, yani ayda 1000 dakikaya kadar cep telefonlarını bedava aramak için hemen 0800 366 66 66'yı arayın. İlmek ilmek sabırdır Ramazan. Bir güler yüzde, bir tahammülde, bir duada, bir iyilikte sağlam değerlerimiz bizi buluşturur. Yarın yine buluşmak üzere. Kuveytürk, sağlam bankacılık. Bu Necati, bu da Selvi. Necati ile Selvi evlendi. Onları seven herkes de küçük büyük bir destek verdi. Selvi altın kabul gününü kaçırmadı. Altın takılarını güvende olsunlar diye Bank Asya'ya emanet etti. Bank Asya da ona hesap cüzdanı verdi. Altınları değerlenmeye güvenli bir şekilde devam etti. Selvi'nin içi şimdi çok daha rahat. Ama yine de eski alışkanlıklarından kurtulamadı. Şehrinizdeki altın kabul gününü öğrenmek için 0850 222 4888. Altın değerinde, Bank Asya güveninde. Bank Asya. Geldi 11 ayın sultanı. Haydi Türkiye. Şimdi uçmanın tam zamanı. Tüm Türkiye'ye her şey dahil tek gün uçuşlar sadece 94 liradan başlayan fiyatlarla. Türk Hava Yolları'nın bingo fırsatlarını sakın kaçırma. Tasarım cesaretle başlar. Detaylarla zenginleşir. Şıklık ve özgüvenle tamamlanır. Ve sonunda ortaya süvari erkeği çıkar. Süvari, erkeğin kimliği.
Merhaba sayın seyirciler. Gündem Altı Eğitim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhittin Hocam, reklam için sözünüzü kesmek zorunda kalmıştım. Tam bizde iş dünyasıyla olan ilişkileri anlatıyordunuz. Açıkçası ben çok heyecanlandım çünkü şu üniversite sanayi işbirliği hep sözde kalıyor. Herhalde bunu sözden öze çevirebilecek çok değerli bir uygulama merkezi burası. Çok iyi anlamışsınız amacımızı. Birincisi İstanbul Ticaret Odası'nın üyelerine hizmet vermek. Üniversitenin bilgi birikimini onlara ulaştırmak. İkincisi tüm Türkiye'nin iş dünyasına hizmet ve bilgi ulaştırmak amacımız. Bu bizim üniversite iş dünyası işbirliği merkezi yanında üniversitenin son bir yılda 3'ten 15'e çıkan merkezleri var. Bu merkezler değişik konularda üniversite iş dünyası merkezine benzer şekilde kendi fonksiyonları çerçevesinde hizmet vermek üzere, uygulamayla iç içe olmak üzere kuruldular. Çok önemli merkezlerimiz var. Her bir merkezimizin başında hem uygulamayı hem teoriyi bilen hocalarımız var. Bu noktada üniversitede şunu söyleyebilirim. Teori bir tarafıyla, uygulama öğrenciler dahil içinde ve de İstanbul iş dünyasının ticari sosyal çevresinin imkanlarını sunma noktasında bu merkezlerin önemli katkısı olacak. Çok teşekkür ederim hocam. İsmail hocam, bir de uygulamalı bilimler fakültesini konuşurken ilk aklıma gelen soru benim İngilizce meselesi. Bu konuda neler yapıyorsunuz? İngilizce meselesinde ben önce Muhittin hocamın söylediklerine birkaç bir şey ilave etmek istiyorum. Biraz da üniversitemizle ilgili. Ticaret Üniversitesi birçok ilkleri yapan üniversite demiştik. Bu ilklerden bir tanesi de son sınıfta girişimcilik ve proje analizi dersi konulmuş durumda. Bu ders seçmeli fakat öğrenciler neredeyse %99'u bu dersi seçiyorlar. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz kendi hayalleri, kendi düşündükleri konularda proje hazırlıyorlar. Ve bu dersi alıp da başarılı olan öğrenciler KOSGEB eğitimini almış sayılıyorlar. Yani KOSGEB'in girişimcilik eğitimini, yani girişimcilik eğitimini almış sayılıyorlar. Tabii. Ve bundan sonra eğer bu projelerini sunuyorlar, çünkü KOSGEB'de yapılmış anlaşmalarımız var. KOSGEB tarafından da bu projeler onaylandığında bizim üniversitemizde kurulmuş olan TEKMER var. Yani girişim, aynı zamanda TEKMER yanında sermaye ve inkübasyon merkezi dediğimiz çekirdek proje geliştirme merkezimiz var. Bu merkezler kanalıyla bu geliştirdikleri projeleri sunup bunlar için 30 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar giden destekler alma imkanları var. Dolayısıyla girişimci üniversite kapsamında, bu kapsamda devam eden bir projemiz de var, Avrupa Birliği projesi. Girişimci üniversite unvanını da bu şekilde belli bir oranda hak etmiş oluyoruz. İngilizce konusuna gelecek olursak üniversitemizde hazırlık okulu bulunmakta. Şu anda bu Üsküdar'da devam ediyor fakat büyük bir ihtimalle bu Sütlüce kampüsüne taşınacak. Hazırlık okulu mecburi değil. Mesela bizim bölümlerimiz Türkçe şu anda. Fakat biz gelecek öğrencilerimize şunu tavsiye edeceğiz. Lojistik ve sivil hava ulaştırma İngilizce ağırlıklı, bilhassa sivil hava İngilizce olmazsa olmaz olduğu için hazırlık okumalarını tavsiye edeceğiz. Çünkü Türkçe olan bölümlerde öğrenci isterse hazırlık okuma imkanı var. Dolayısıyla bir sene hazırlık okuduktan sonra bölümüne devam etme imkanı var. Tabii diğer bölümlerimizde, yani bizim bölümlerimizde biraz da sivil hava ulaştırmada her dönem 2 ve 3 saat olmak üzere yoğun bir İngilizce programımız var. Bu İngilizce programlarıyla da, müfredata konmuş bu programla da öğrencilerimiz İngilizcelerini geliştirme imkanları bulunmakta. Tabii hazırlık okulu olmanın getirdiği bir avantaj, eğer talep olması durumunda yaz sezonunda, yaz tatili sezonunda öğrenciler isterse hazırlık okulunda program açılıp eğitim görme imkanları da var. O boşluğu da çok tabii o boşluğu da değerlendirme, talep olması durumunda böyle bir imkan da üniversite sunabiliyor. Peki hocam, yine bununla çok bağlantılı olduğu için hemen arkasından sormak istiyordum. Bugün artık öyle bir global dünyanın içerisindeyiz ki kocaman bir köyden bahsediyoruz dünyayı konuştuğumuz zaman. Tabii üniversiteler arasında da müthiş işbirlikleri var. Erasmus bunlardan sadece bir tanesi, öğrenci değişim programları. Özellikle uygulamalı bilimler fakültesinde okuyan bir öğrenci Erasmus veya benzer bir programla yurt dışında belirli dersleri alma veya orada öğrenimini devam etme şansına sahip mi? Tabii üniversitemizin yaklaşık 19 tane farklı ülkeden, 19 farklı Avrupa ülkesinden
30'a yakın üniversitede yapılmış anlaşmaları var. Şu andaki mevcut anlaşmalar. Ve bunun yanında biz ayrıyeten bizim alanlarımızla ilgili üniversitelerle de anlaşma yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla bizim bölümlerimizle ilgili de daha belli alanlardaki üniversitelerde de anlaşma yapmak üzereyiz. Dolayısıyla öğrencilerimiz isterlerse, ki çoğu öğrencilerimiz bu gidiyorlar, bir dönem isterse de iki dönem Avrupa'daki bir üniversitede Erasmus kapsamında gidip eğitim görebiliyor. Geldiğinde de bu derslerini saydırabiliyor. Dolayısıyla böyle bir imkan var. Tabii bu sadece tek taraflı işleyen bir mekanizma değil, çift taraflı da işliyor. Şu anda bizim üniversitemizde yaklaşık 200 tane öğrenci gerek Avrupa'dan gerekse diğer ülkelerden gelip bizde eğitim görmekteler. Yani hem yabancı ülkelerden, Avrupa ülkesinden bize gelip öğrenciler eğitim görüyor. Bizden de öğrencilerimiz oraya gidip eğitim görme imkanları bulunmakta. Artık yavaş yavaş o globalliği tabii üniversitelerimizin içerisinde de nihayet görebilmeye başladık. Hani hep şeydir ya, Türkiye'nin yaklaşık 2 milyar dolara yakın yüksek lisans, doktora veya eğitim için yurt dışına harcadığı bir para vardır. İşte bunun karşılığında da biraz da biz öğrenci alsak deriz. Galiba yavaş yavaş öğrenci almaya başladık. Evet, evet. Muhittin Hocam, zor bir soruyu soracağım size. Kariyer meselesi. malum bugün artık üniversite sayısı çok fazla ve öğrenciler eğitim kalitesinde biraz yükselmesinden dolayı artık rahatlıkla istedikleri bölümlere devlet üniversitelerinde olmazsa vakıf üniversitelerinde girebiliyorlar. Ama bu kariyer için yeterli bir şey değil. Bugün artık lisans programları, ön lisans programları yeterli değil. Yüksek lisansı doktoraları konuşmaya başladık. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki öğrencilerin kariyer imkanları için o demin saydıklarınız dışında başka neler yapıyorsunuz? Çünkü şimdi bir tarafta da müthiş bir güç var. Dünyanın en büyük ticaret odalarından biriyle berabersiniz. Onların vakfının üniversitesisiniz. Dolayısıyla bu ilişkiyi nasıl kullanıyorsunuz? Birincisi, kariyer için özellikle lisansın sağlam olması lazım. İyi bir lisans eğitimi olması lazım. Bu noktada bizim Ticari Bilimler Fakültesi, İstanbul Ticaret Odası'nda, adı üstünde Ticaretin Odası, bu noktada üniversitenin amiral gemisi Ticari Bilimler Fakültesi. Bu isimle de başka üniversitelerde yok zaten. Ticari Bilimler Fakültesi bizim üniversitenin amiral gemisi sürükleyecek olan. Bu noktada da Ticari Bilimler Fakültesi'nin, gelsinler görsünler, siteden de girsinler, çok değerli bir kadrosu var. Yani burada kariyere başlayacak olan, kariyerin ilk basamağında çok iyi bir okulda, arkasında İTO olan, sadece teori değil uygulamanın içinde birlikte olan, uygulamayı öğrenen, ticari İstanbul'un iş çevresinin içinde olan, Ticaret Odası Başkanımız Sayın İbrahim Çağlar televizyon programında söylüyordu. Yani çok da iddialı bir şekilde. Öğrenciler gelsin, randevu almadan benim kapımı çalsın, istedikleri zaman görüşmeye hazırım diyor. Bu yok. Dünya, Türkiye'nin değil, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir açık çek verebilen bir üniversite yok herhalde. Bu şudur. İbrahim Bey, İbrahim Çağlar, Sayın İbrahim Çağlar, öğrencilerimizin hamisi bir yerde. Bu çok önemli bir konu. Yani kariyere başlarken sadece teorik bilgi değil, arkanızda İstanbul Ticaret Odası'nı alıyorsunuz. Birincisi bu. Ticari bilimler kadromuz çok güçlü. Gerçekten ben iktisat doktoruyum, mühendisim, hukukçuyum. Tek tek bakıyorum üniversitelerin, kendi üniversitemizin kadrolarına. Gerçekten çok güçlü bir kadromuz var. Bunun yanında peki diğer fakültelere bakalım. Hukuk fakültesi çok değerli hocalarımız var. Yani mesleğinin duayeni hocalarımız var. Yine medya iletişim fakültesinde benzer şekilde. Sayın hocam çok değerli yıllarını bilime vermiş. Yıldız Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi çok değerli uygulamalı bilimler fakültemiz var. Mühendislik fakültemiz var yine. Mühendislik fakültesi de önemli. Onu da kariyer açısından vurgulayayım. Bizim Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük teknokenti olan Teknokent İstanbul'un biz kurucu ortağıyız. Biliyorsunuz teknokentlerde bir üniversitenin bulunması gerekiyor. O üniversite Teknokent İstanbul'da Avrupa'nın en büyük teknokentinin kurucu ortağı. Küçük bir payda olsa İstanbul Ticaret Üniversitesi ve bizim
üniversitenin sahibi olan bir yerde İstanbul Ticaret Odası %40 payla. %45 savunma sanayi müsteşarlığı. Savunma sanayi demek ileri teknoloji demek. Geleceğin sektörleri demek. Bu noktada mühendislik fakültemiz, sayın hocamızın da bahsettiği gibi Tekmer kuruluşumuz, Koçgep, İTO ve üniversite Tekmer'i kurduk. İnşallah orada bize yer ayrıldı. Teknokent İstanbul'da büyük bir alan ayrıldı. Orada inşaatlarımız olacak. Kuluçka merkezleri, firmalar yer alacaklar. Mühendislik fakültelerimizin öğrencileri orada çalışacaklar, staj yapacaklar, firmalarda iş bulacaklar. Yani Ticari Bilimler Fakültesi bir taraftan amiral gemisi İTO nedeniyle, ancak mühendislik fakültesi de diğer taraftan böyle bir teknokenti olan, bittiği zaman 1000 firma, 30 bin kişinin istihdam edileceği bir teknoloji merkezi. Mühendislik fakültemizde bu teknokentle entegre bir şekilde organik ilişki içinde çalışacak. Bizim üniversite iş dünyası ilişkileri merkezi ile birlikte çalışılacak yine. Dolayısıyla kariyer noktasında, lisans noktasında hiç çekinmeden buyursunlar, gelsinler öğrencilerimiz. İkincisi, master ve doktora, yüksek lisans konusunda öğrencilerimiz mezun olduğu zaman kendi öğrencilerimize %25 indirim yapıyoruz. Önemli bir şey. Birinci mezun olana %100, ikinci olana %75, üçüncü %50 gibi böyle kariyer yapmak isteyenlere bu imkanlarımız var. Bunun yanında yine Türkiye'de bir tek bizde olan Dış Ticaret Enstitüsü var. Çok önemli programlar YÖK'ten onay alındı. Master ve doktora için açılıyor. Sosyal bilimler, fen bilimler enstitüleri yanında tek ticaret üniversitesinde olan Dış Ticaret Enstitüsü var. Burada master ve doktora programlarımız var. Yani orada da çok kaliteli, nitelikli bir program ve hocalarla kariyerlere devam ediyoruz. Bunun yanında kariyerleri noktasında İTO her zaman arkalarında, Sayın İbrahim Çağlar yine ifade etti. O noktada, kariyer noktasında da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin tercih nedenlerinden biri olacağını düşünüyorum. İsmail Hocam, peki bu bölümleri konuşuyorsak, bölümlerin içerisinde özellikle uygulamalı bilimlerde önümüzdeki dönemdeki hedefleriniz neler olacak? Şimdi uygulamalı bilimlerde bizim şu anda ÖSYM'nin kılavuzunda yayınlanmış olan Uluslararası Lojistik ve Sivil Havalı Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerimiz var. Bu bölümler tabii Türkiye'de lojistik sektörü gelişmekte olan bir sektör. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Tabii üretim ve hizmet sektörü geliştikçe lojistik de çok büyük önem kazanmaya başladı. Ve şu anda mesela lojistik sektörüyle ilgili yapılan araştırmada son ileriki 5 yılda 50 bine yakın kalifiye eleman ihtiyacı olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla lojistik bölümünde okuyan öğrencilerimizin iş bulma konusunda herhangi bir tereddütleri olmayacağını düşünüyoruz. Tabi aynı zamanda Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümümüz de gene niş bölümlerden birisi. Çünkü hepimizin bildiği gibi havacılık sektörü Türkiye'de son 10-15 yılda çok hızlı bir gelişme gösterdi. Hem milli hava yolumuz, gerekse diğer özel hava yolu şirketlerinde çok büyük bir gelişme var. Mesela 2000'li yıllarda 10 milyon yolcu olan Türk Hava Yolları, tabii Türk Hava Yolları'nın ismini zikrediyorum, milli hava yolu olduğu için, şu anda 45 milyon yolcusu var ve bunu 2020'de 90 milyon yolcuya çıkartmayı düşünüyor. Dolayısıyla çok hızlı bir gelişme var. Ve bu gelişmeye paralel olarak da gerek havaalanı işletmeciliği, gerekse hava yolu işletmeciliği, gerekse hava meydanları işletmeciliğinde kalifiye elemanlara çok büyük oranda ihtiyaç olacak. Ve buna bağlı olarak da bizim bu bölümümüzdeki öğrencilerimizin de çok büyük oranda sektörde çok rahat bir şekilde çalışacaklarını, çalışabileceklerini ve gayet iyi işler bulabileceklerini düşünmekteyiz. Aynı zamanda Türk Hava Yolları ile Devlet Hava Meydanları, Sivil Hava Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar ve protokol çalışmalarımız var. Bu protokol çalışmaları da gerçekleştiğinde öğrencilerimiz hem buralarda hem staj yapabilecekler, hem de iş bulma konusunda onlarla çok rahat bir şekilde irtibata geçebilecekler. Bizim Ticaret Üniversitesi birçok ilkleri yapan üniversite demiştik. Uygulamalı Bilimler Fakültesi altında bir dönemi iş yeri eğitimi şeklinde
uygulamalı olarak yapan ilk fakülte ve bölümlerde bu şekilde uygulamaya geçen Türkiye'deki üniversitelerde ilk fakülte olmaktayız. Kaçıncı yılda oluyor hocam bu? Bu mesela basım yayın bölümünde 6. yarı yılda, diğer bölümlerimizde 8. yarı yılda. Öğrenci haftada 4 gününü, çünkü 1 saatlik bir ders koyduk, haftada 1 gün üniversite olacak, 4 gününü sektörde geçirecek. Dolayısıyla ilgili sektörde gittiği zaman öğrenci orada hem uygulamalı olarak teori ve uygulamayı birleştirmiş olacak. Eğer kendisini de ispat ederse, ki ispat edebileceğine biz inanıyoruz, ispat ettiğinde de orada çalışma hayatına devam edebilecektir. Tabii bu da dediğiniz gibi öğrencilerin staj sonrası işe alınma oranlarının yüksekliğini düşündüğümüz zaman tabii, herhalde bu sayede kariyer anlamında da önemli bir adım atmış olacağız. Tabii. Ben aynı zamanda şunu da kısaca ekleyeyim. Ticaret odasıyla yapılan protokol çerçevesinde tabii hem bizim bölümümüz hem de diğer bölümler, yani 6 tane fakültemiz var. Bu 6 tane fakültede 26 tane bölümdeki öğrencilerimiz ticaret odasındaki firmalarda, ilgili şirketlerde staj yapma imkanları var. Kariyer merkezi bunu planlıyor. Öğrencilerimiz müracaat ediyorlar ve orada gidip ilgili sektörlerde staj yapma imkanları da bulunmakta. Protokol çerçevesinde bu da bulunmakta. Bunu da ben ayrıca belirtmek istiyorum. Zaten demin hocam da çok güzel söyledi. İstanbul herhalde iş dünyasının kalbi olduğu için bu anlamda hiçbir zorluk çekilmeyecektir. Peki bir önemli konu daha var. Bu konudaki fikriniz de gerçekten çok değerli. İşte bugün öğrencilerimizin ve ailelerinin karşı karşıya kaldığı en büyük sorun. İşte İstanbul'da oturan bir öğrenci İstanbul'da bir devlet üniversitesinde puan tutturamadığı zaman bunu bir vakıf üniversitesinde mi yapmalı, yoksa bir Anadolu'da kazandığı bir devlet üniversitesinde mi yapmalı? Bu bizim için çok değerli bir soru. Eğer izin verirseniz kısa bir ara vereceğiz. Döndüğümüzde biraz da bunun üzerine konuşmak istiyorum ben. İstanbul'da bir öğrenci için İstanbul mu yoksa Anadolu mu daha doğru bir alternatif olabilir? Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Ondan sonra çok değerli olduğuna inandığımız bu sorunun cevabıyla programa devam edeceğiz. Kazandırmaya devam ediyor. Şimdi Daikin'den klima alana istediği Digitürk paketi tam bir yıl bedava. Üstelik koşulsuz, taahhütsüz. King Paolo, bayıltmayan ayakkabı. Ondan ilham aldık. Daha zarif. Daha ince hatlar. Ferahlatıcı iyon etkisi. Koku seçenekleri. Rüzgara şekil verdik. Yeniden. UFO. Telekom'dan yine bomba gibi bir haberle karşınızdayız sevgili seyirciler. Akşam 7'den ta sabah 7'ye kadar ev telefonundan istediğiniz kişinin cep telefonunu aramak 1 Temmuz'dan itibaren bir yıl daha bedava. Bakın bu noktaya çok dikkat edin. Ev telefonlarından diğer ev telefonlarını aramak demedim. O zaten hep devam ediyor. Siz de bu kampanyadan yararlanmak, yani ayda 1000 dakikaya kadar cep telefonlarını bedava aramak için hemen 0800 366 66 66'yı arayın. Canım Türkiye'm, bu indirimi kaçırmayın. Kilo'da %60'a varan indirim. 3 gömlek 99, takım elbise 199 lira. Üstelik kart finansı özel 8 taksit fırsatıyla. Kilo, 1938'den beri Canım Türkiye'min erkek giyiminde en kaliteli markası. Şimdi izleyecekleriniz bir macera filminden kareler değil, gerçeğin ve hayatın ta kendisi. Onlar dünyanın her yerinde felaketlerin ardından
kimse yok mu diye bağıran seslere nefes olmak için canla başla çalışıyorlar. Çünkü yaşatmak için varlar. Onlar Asya. Hepsi isimsiz birer kahraman. Vert Hotel, alternatif tatilin yeni adresi. Bayanlara ve erkeklere özel kapalı yüzme havuzlarıyla, lüks otel odalarıyla, açık büfe ve zengin yemek çeşidi hizmetiyle, Karadeniz'in incisi Kerpe'de, kadınlara ayrı, erkeklere ayrı plajlarıyla Vert Hotel. 0262 561 28 00. Canım Türkiye, bu indirimi kaçırmayın. Yılda %60'a varan indirim. 3 gömlek 99, takım elbise 199 lira. Üstelik kart finansı özel 8 taksit fırsatıyla. Kiyolu 1938'den beri Canım Türkiye'nin erkek giyiminde en kaliteli markası. Şimdi izleyecekleriniz bir macera filminden kareler değil, gerçeğin ve hayatın ta kendisi. Onlar dünyanın her yerinde felaketlerin ardından kimse yok mu diye bağıran seslere nefes olmak için canla başla çalışıyorlar. Çünkü yaşatmak için varlar. Onlar Asya. Hepsi isimsiz birer kahraman. Binur'la Gonca. Bir de bingo olunca. Motoham Piatti. Çok titizim ve mutfakta kesinlikle hiçbir hatayı kabul etmiyorum. Ayol çok titizim diyorsun ama lekeli gömlek giyiyorsunuz Batuhan Bey. Ne lekesi ya? Hadi bir görelim. Çamaşırlarınızın lekelerini derinlemesine temizleyen Bingo sıvı deterjan serisi. Üstelik Bingo kendisine o kadar çok güveniyor ki memnun kalmazsanız paranızı iade ediyor. Gerçekten temizliğin şefi olmuşsunuz siz de. Şimdi yenilik zamanı. Şimdi Bingo zamanı. Bingo! Merhaba sayın seyirciler. Gündem Altı Eğitim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmail Hocam, hızlıca sizden Anadolu İstanbul Üniversitesi tercihi konusunda bir fikir almak istiyorum. Şimdi tabii bu cevabı zor bir soru. Fakat ben kısaca şunu söyleyeyim. Muhittin Hocam'ın daha önce belirttiği gibi boğulacaksan büyük denizde boğulmak önemli. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yaklaşık %40'ı, belki resmi gayri resmi olarak %50'si İstanbul'da. Dolayısıyla öğrencinin eğer imkanı varsa, ailesinin imkanları yeterli oluyorsa İstanbul'da eğitim görmesi çok daha iyidir. İmkanlar açısından, üniversite imkanları, kütüphane imkanları, diğer staj imkanları, çünkü sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor, finansın kalbi İstanbul'da atmaya başlayacak. Dolayısıyla eğer imkanı varsa İstanbul'da eğitimini görmesi bana göre çok daha tercih edilebilir. Çok teşekkürler. Muhittin Hocam, zor soruyu yine size ayırdım. Niye İstanbul Ticaret Üniversitesi? Bu en kolay soru. Çünkü biz güveniyoruz üniversitemize. Birincisi, en başta gelen dünyanın iş dünyası konusunda, iş dünyasında dünyanın en büyük ilk beşi içinde, Avrupa'nın ilk üçü içinde bir kurumun arkasında hami olduğu, bütün imkanlarıyla desteklediği bir üniversite. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticaret Odası'nın üniversitesi. Birincisi o. İkincisi, sadece onun üniversitesi olması değil, İstanbul Ticaret Odası'yla organik ilişki içinde eğitim görüyorsunuz, uygulamayı görüyorsunuz. İstanbul'da iş dünyasına sizi sokuyor bu üniversite. Sadece üniversite okumuyorsunuz, İş dünyasını da okuyorsunuz. En önemli üniversite bu. İkincisi o. Yurt dışı imkanları var. Erasmus, değişik ülkelerde, değişik üniversitelerde. Yine burs imkanlarımız var. %100, %50, %75. Bunun yanında başarı bursları var. Şehit ailelerine var. İstanbul Ticaret Odası üyelerine var. Diğer ticaret odalarının yönetimlerinin çocuklarına var. Burs da burs. Bol bol burs. Bir önemli neden de o. Öğretim kadrosu çok önemli, çok güçlü. Demin Fen ve Edebiyat Fakültesini zikretmedim. Çok değerli eğitim kadrosu olan Fen ve Edebiyat Fakültemiz var. Örneğin Haluk Yavuzer hocam geçen programda geçen seneki psikoloji
bölümü mezunlarının %95'i iş bulmuş, hemen iş bulmuş. Bu çok önemli. Diğer taraftan mühendislik teknokenti var. KOSGEB'le ilişkileri, iş dünyasıyla ilişkileri çok güçlü ve önemli. Ticari bilimlerde çok çok güçlü. Bölümleri tercih ettiğinizde iş bulma imkanınızın olduğu çok önemli bölümler var. Bütün bunlar nedeniyle İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin tercih edilmesini ben gönül rahatlığıyla arkasında duruyorum, kefil oluyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Sevgili seyirciler, Gündem Alt Eğitim'in bir programını daha tamamladık. Yarın kaldığımız yerden hızla devam ediyor olacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum.